Merhaba gençler, bugün doğal felaketler modunu inceleyeceğiz. Şöyle birkaç tane doğal felaketimiz var gördüğünüz gibi kovalar içinde. Şöyle hemen hızlıca başlayalım tsunami'den. Bu bir doğal felaket değil ama bunu da göstereyim yani ne işe yaradığını. Şöyle mesela bir yere inelim. Buna tıkladığınızda şu şekilde özellikler veriyor size, işte hızlı koşma falan filan. Şurada görüyorsunuz derken göremiyorsunuz, bir dakika. Game mode 0 alırsam, heh şimdi gördünüz. Ne bileyim böyle 25 saniye diyor ama sınırsız veriyor bu özellikleri. Yani azalmıyor, bilmiyorum, 25 saniye diyor ama hiç azalmıyor yani. Şu şekilde özellikler veriyor bu kova size. Yani bu bir doğal felaket değil ama bunu da size göstereyim dedim. Şimdi şunu şöyle koyalım, tsunami. Game mode 1'i alalım. Bakalım tsunami nasıl bir şeymiş. Bunu yüksek bir yere koyarsak daha güzel olur. Mesela şu ağacın tepesine koyabiliyor muyuz? Evet, koydum. Şimdi gördüğünüz gibi tsunami oluyor şu anda. Yani her yeri su basacak. Bütün haritayı su basacak ve bayağı hızlı ilerliyor. Tabii bu biraz ağır bir mod olduğu için hani bilgisayarınızı kastırabilir ya da ne bileyim oyun çökebilir. Hani bilgisayarınızın iyi olması lazım. Çünkü cidden ağır bir mod. Her yerden böyle dağılıyor çünkü su ve çok hızlı bir şekilde bir sürü blok koyuyor oyuna. Çünkü bu su da aslında bir nevi blok sayılıyor. Yani biraz geç yükleniyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde yani mesela X'e basalım. X'te gördüğünüz gibi mavi alan yavaş yavaş büyüyor. Her yeri su basıyor çünkü. Gördüğünüz gibi bütün dünya sular altında kaldı. Yani bütün dünya sular altında kalana kadar devam ediyor bu. Hani her şey suyun altına gömülü kalacak. Anca o zaman duracak. Şu anda haritanın göremediğimiz kısımları da var. Oraları da şu anda hala su gidiyor ama bizim görebildiğimiz kısım bu kadar. Aralıksız hiç durmadan her yer sular altında kalıncaya kadar devam ediyor. Bu yüzden de çok kastıran bir mod. Hani durmadan, çünkü yeni bloklar falan koyuluyor oyuna. Hani durmadan sular ilerliyor. Hani aralıksız bir şekilde dört bir yandan. Bu yüzden de tabii oyun kasıyor. Hatta çökebilir. O yüzden fazla uzatmadan diğer kovamıza geçelim. Şimdi ikinci felaketimize geldik. Bu nasıl bir şeymiş? Şöyle şuraya bir tıklayalım bakalım. Gördüğünüz gibi siyah bir şey ve bu da bütün dünyayı kaplayacak sanırım. Hani bütün dünya simsiyah bir yer olana kadar devam edecek ve bunun yakma özelliği var sanırım. Bakalım bu da yanacak mı? Ondan sonra kendimde deneyeceğim. Bakayım beni de yakacak mı? Evet, zaten yakma sesi geliyor duyduğunuz gibi. Böyle bir lav sesi geliyor. Şöyle game mode 0'ı alırsak. Bakalım beni de yakacak mı? Evet evet, bayağı hızlı yakıyor. Hemen game mode 1'i alıp kaçtım. Yoksa ölecektim. Gördüğünüz gibi bütün dünya simsiyah olacak. Ve dokunduğu her şeyi yakıyor yani. Yerle bir ediyor. Bu da bayağı sıkıntılı bir şey. Zaten haritada görüyorsanız lav şeklinde gözüküyor. Yani turuncu rengi var. Ama normalde siyah. Şöyle baktığımızda siyah. Ama tabii X'e bastığımızda lav olarak gözüküyor. Demek ki bu aslında lav. Ama lavın texture'ını değiştirip siyah renk yapmışlar. Bütün dünya kapkaranlık olacak. Gördüğünüz gibi yayılıyor her yere. Bu da böyle. Bu da bayağı korkunç bir şeymiş aslında. Üçüncü felaketimiz kara delik. Şöyle bir koyalım bakalım nasıl bir şeymiş. Evet, gördüğünüz gibi her şeyi içine çekiyor. Tavuğu falan da içine çekti gördüğünüz gibi. Hani yavaştan böyle bir
Bütün dünyayı yutuyor sanırım. Bakayım beni de içine çekecek mi ve çekiyorsa hasar verecek mi onu merak ettim. Yo, şu anda hiçbir şey yapmıyor ama tavukları içine çekiyor gördüğünüz gibi. Beni niye çekmiyorsun lan, ben de bir canlıyım. Bir game mode 0'ı alalım. Ya şu anda çekiyor gördüğünüz gibi, evet. Game mode 0'ı alalım. Yalnız bayağı kastırıyor yani, gördüğünüz gibi game mode 0'ı aldım. Ve hala 0'a geçmedi. Bu kara delik aşırı lag yapıyor oyunda. Hatta şu anda ben tek oyunculudayım yani. Multi bile değil yani, bir herhangi bir serverda da değilim ama gördüğünüz gibi aşırı lag yapıyor yani. Hala game mode 0'a almadı beni. Daha deminki kara delik bayağı bir lag yaptığı için game mode 0'a alamıyordum. Bir de burada deneyelim bakalım. Evet, gördüğünüz gibi direkt game mode 0'a aldı. Hemen 1'i alalım tekrardan. Aşırı bir lag yapıyor kara delik. O yüzden kullanmanızı tavsiye etmem. Tek oyunculuda bile bu kadar oyunu çökertiyorsa, serverda kullanırsanız ne olur bilmiyorum. Herhalde server direkt kapanır yani. Şöyle bir şeyimiz var, bu ateşmiş, bakalım nasıl bir şey, ama yeşil bir ateş bu, garip. Aa yok, bu hasar vermiyor. İneği de yakmadı zaten, aynen bu hasar vermiyor ama her yer böyle bir yeşil ateş oluyor. Anlamadım, bakalım suyun üstünde de gidecek mi? Evet evet, suyun üstünde de gidiyor ateş, bir garip bir şey bu. Şöyle bir haritayı açıp bakalım nasıl bir şeymiş, evet. Turuncu bir rengi var, ha bu da normal ateş diye gözüküyor herhalde ama gene bunun sadece texture ile oynamışlar, rengini değiştirmişler sanırım. Şu arkamda bir yer var bak, su değil mi burası? Aynen, su pembe oldu lan. Harbiden su pembe oldu, çok güzel bir rengi oldu yalnız. Şöyle yukarıdan bakınca çok tatlı gözükmüyor mu? Ne bileyim, böyle ışık azalıp artıyor ya, böyle çok parlak gözüküyor, tatlı görünüyor. Hoşuma gitti yani benim. Tabi bu felaket yani, hani hoş bir şey değil ama görünüş olarak ne bileyim tatlı görünüyor. Şimdi diğer felaketimize geçelim bakalım. Şöyle şuraya koyalım. Evet, yeşil bir şey böyle, toksik diyor zaten, böyle pislik atık yani. İğrenç bir su zaten, rengi de böyle bir iç karartıcı gördüğünüz gibi. Yani bu da tsunami'nin yeşili gibi bir şey. Ama bu sanırım dokunduğu yerlerde yaratık spawnlıyor. Ama ben barışçıldayım, bakayım. Evet. Şöyle kolayı aldım mı bakalım yaratık çıkacak mı içinden, bilmiyorum yani ama. Evet, gördüğünüz gibi yaratıklar spawn olmaya başladı. Şöyle zombiler var ve bunlarda elmas kask var. Hani biraz güçlüler, zaten canları da 20 gördüğünüz gibi. Şöyle bakarsanız zaten altta spawn oluyorlar. İğrenç bir yaratıklar böyle spawn oluyor yani, toksik atık yüzünden. Ne bileyim, herhalde insanlar mı canlılar mı böyle yaratığa dönüşüyor gördüğünüz gibi. Bayağı korkunç bir şey aslında yani, bu iğrenç bir şey, böyle bir şey olsun istemezdim. Bütün dünyayı böyle iğrenç bir su basıyor, üstüne de böyle zombiler falan, bayağı korkutucu bence. Neyse, biz barışçıl alalım çünkü bayağı kastırıyor yaratıklar spawn olunca. Bu da tsunami'nin daha iğrenci. Öyle diyeyim. Diğer felaketimize geçelim. Bu da buzullarla alakalı bir şey. Herhalde her yeri buz falan kaplayacak. Yani soğuk bir şey ama çölde yapınca çalışmadı. Evet. Çölde yapınca tutmadı bu. Aslında çölde de işe yaraması lazım. Yani madem böyle bir felaket var, çölde de işe yaraması lazım diye düşünüyorum ama yaramadı. Şöyle yeşillik bir yerler yok mu burada abicim? Her yer çöl mü yani burada? Evet, çölde bir sıkıntı yaşadığımız için bir de burada deneyelim bakalım. Herhalde burada herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Umarım çalışır. Şöyle koydum. Yok gene abi bir şey oldu buna. Bu niye çalışmıyor lan? Bunun problemi ne abi? Ben mi yanlış yapıyorum? Ha bak, bu sefer çalıştı aynen. O zaman yere koyunca mı çalışmıyordu? Acaba çölde de yukarıda bir yere koysam? Ama çölde de ağaç yok ya, her yer kum. Bilmiyorum, neyse. Gördüğünüz gibi bu sefer çalıştı yani. Her yer böyle bir buzullarla kaplanıyor. Hani soğuk bir yer oluyor. Bu da korkutucu bir şey aslında yani. Ne bileyim, her yer düşünsenize böyle -20 -30 derece. İnsanlar donarak ölüyor falan. Bu da fena bir felaket yani. Tabi korkutucu. Şöyle bir haritayı açalım. Evet, aslında haritada da güzel görünüyor ya. Yavaş yavaş yayılıyor gördüğünüz gibi her yere buzullar. Dünyayı donduruyor ya. Öyle diyeyim. Her yer donuyor. Canlılar falan donuyor mu bilmiyorum ama yok, ölmüyorlardır yani. Minecraft'ta ölmüyorlardı. Tabi gerçekte ölüyorlardı. Diğer felaketimiz her yeri beyaz yapıyor. Şimdi göreceksiniz zaten. Şöyle yere bir koyalım. Yavaştan gördüğünüz gibi her yere dağılıyor ve ağaçlar olsun her yer olsun beyaz yapıyor. Şöyle bir yukarı çıkıp bakalım. We'll be right back.
Evet, gördüğünüz gibi her yer beyaz oldu. Zaten mini haritada gözüküyor. Hani her şeyi beyaz yapıyor. Ağaçlar olsun, yer olsun, su olsun, lava olsun, ne var ne yok her şeyi beyazlıyor bu şekilde. Hani bu da böyle bir felaket. Akşam oldu bu arada. Akşam olunca daha güzel gözüküyor yalnız yukarıdan bakınca. Böyle aslında güzel lan, ne bileyim, böyle her yer beyaz falan, çok tatlı duruyor. Ama tabii bu bir felaket olduğu için tatlı diyemeyiz. Ama görünüş bakımından güzel görünüyor. Şimdi ise son felaketimize geldik. Bu ise dünyayı yiyip bitiriyor. Bunun rengi mor, aynı beyaz gibi böyle yayılıyor ama ekstradan yeri falan delip, katman kayısını bile delip dünyayı yok ediyor. Yani her yeri yiyip bitiriyor. Bomboş yapıyor. Yani yuvarlak gördüğünüz dünya yok oluyor yani. Dünya diye bir şey kalmıyor etrafta. Bayağı kastıran bir şey bu da. Şimdi göstereceğim zaten size. Bunu yere koyup yukarı çıkıp hızlandıracağım ve dünyanın son haline bakacağız. Hemen yavaştan koyalım ama bunun rengi güzel yani, mor olması tatlı ama hiç de güzel bir şey değil. Zaten gördüğünüz gibi yer yavaştan deliniyor ve bu katman kayasına kadar gidip katman kayasını da delip geçiyor yani. Gördüğünüz gibi dünya yavaş yavaş yok oluyor ve altındaki siyahlık hiçbir şey kalmadığını gösteriyor. Çünkü katman kayısına kadar dünyayı yok etti şu anda. Ama tabi bayağı bir kastırıyor gördüğünüz gibi. Yavaş yükleniyor o yüzden. Hala da içeriden yok ediyor gördüğünüz gibi. Her yer şu anda mor. O mor yerler yavaş yavaş yok olacak. Şu şekilde gördüğünüz gibi dünyanın en altına düştüm şu anda. Dünyayı alttan görüyorum. Çünkü bütün dünyayı yok etti. Bayağı kastırdığı için fazla da göstermeyeceğim. Zaten mantığı anlamışsınızdır. Modun ismi videonun altında mevcuttur. İsteyenler indirip deneyebilirler. Videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.